Şimdi hocam, şöyle de bir durum var. Gülme ve ağlama merkezleri beyinde. Şöyle kadınla erkeği şu şekilde ilişkilendireceğim. Erkekler daha esprilidir örneğin. Bu kadınlar daha ağlama mesela hem hüzünlendiğinde hem mutlu olduğunda ağlamaya daha meyillidir. Bu acaba sadece beyinle mi ilgili yoksa kültürel dayatmalar işte erkek adam ağlamaz çocukluktan itibaren verilen bir mesajla mı? Kadınlarda da işte kadın her yerde gülmez mesajıyla mı işte biraz o kültürel dayatmalarla mı gelişiyor yoksa beyinde bunun bir karşılığı var mı? İki yönlü. Yani beyinde şöyle bir karşılığı var bildiğim kadarıyla. Bu duygu okuma ya da duygu ifade etme yeteneği. Yani bir erkek mesela hani ne bileyim birlikte olduğu kadına mesela işte Aysel konuşalım artık bir sorunumuz var galiba filan dediğinde genellikle Aysel için Aysel'in kafasında o ilişki bitmiş oluyor. Ya yani erkek algıladığında zaten iş işten geçmiş, at alan Üsküdar'ı geçmiş Bununla oluyor. ilgili de çok kısa. Yani Kadınların psikiyatriste gitme şeyi çok daha fazla sayısı çok daha fazlaymış. Çünkü sorunu çok daha çabuk algılayıp çözüme ulaştırma anlamında. Erkeklerde bu oran çok çok düşükmüş. Zannediyorum sizin de anlattığınız bu bir yönde değil. psikiyatrist arkadaşımın öyle bir esprisi vardı. Erkeklere diyor psikanaliz yapmak çok kolay diyor. Onları çünkü çocuklara döndürmek gerekmez diyor. Yani zaten çocuk gibi oldukları için. Böyle bir fark gerçekten var. Yani bu algılama farkı gerçekten var. Ama tabii toplumsal şey de öyle. Yani şimdi daha iyi espri yapma meselesine gelelim. Şimdi bir araştırma yapmışlar, karikatürlere bakmışlar. Yani karikatür balonları vardır ya ve konuşma balonları. Erkeklerde daha çok balon var. Yani karikatürcüler bile mesela erkekleri daha çok konuşturuyor. Yani bu böyle açık oturuma bakıyorsunuz. Üç erkek, üç kadın sadece erkekler konuşuyor. Sizin de bende olduğu gibi siz soruyorsunuz. Ben bir saat anlatıyorum gibi. Yani böyle bir şey var. Mesela şizofren kafasında mesela sesler duyuyor. Erkek sesi duyuyor. Tanrı'nın sesi bile erkek sesi. O kadar erkek egemen bir hani 1000 yıl neredeyse geçirmişiz ki hatta 2000 yıl belki 3000 yıl geçirmişiz. Çok yeni ama yeni olduğu için de zihnimize kazınmış durumda toplumsal yapımıza. Yani bu doğrudan doğruya şeyle ilgili tabii ikinci etken de toplumsal etken. Yoksa yani kadınları da mesela üstünden baskıyı kaldırdığınız zaman mükemmel espriler yapıyorlar değil mi? Çok iyi mesela stand-upçılar falan oluyorlar ama Sayıca daha az olmaları belki burada dikkat çekiyor evet, olabilir. yani şöyle kullanılmayan yetenekler köreliyor, kullanılanlar geliştiriyor. Mesela Tetris oyuncusu çok iyi oynuyor Tetris'i mesela. Öbür kişiye de bir hafta izin veriyorsun, o da oynuyor, o da iyi bir oyuncu oluyor. O kadar basit. İnsan beyni plastik, yani şekil hani şey anlamında değil.